Darwinistlerin yenilgilerinin sebebi seslerini az duyurabilmeleri değil, evrim teorisinin bilim karşısında çok büyük bir hezimete uğramasıdır. Darwinistler yenildiler ve şoktalar. İnsanları kolaylıkla aldatıyorken, bütün dünyada bir Darwinist diktatörlük varken, sahte fosiller ve gerçek dışı haberlerle evrim aldatmacasını sürdürüyorken, aniden Harun Yahya eserleriyle karşılaştılar. Bilimsel delilleri gördüler. Akılcı, ilmi ve ikna edici anlatımı gördüler. Ve tarihin en büyük yenilgisini tattılar. Şimdi ise teorilerine tek bir delil getiremediklerinden, bilimle karşılık veremediklerinden, tüm tarihi evrim sahtekarlıkları ortaya çıkarıp ispat edildiğinden, bilimle değil faşizan yöntemlerle Harun Yahya eserlerini engellemeye çalışıyorlar. Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini okullara sokmayın diyorlar. Adnan Oktar'ı bu açıdan okullardan kovmalıyız. Adnan Oktar'ı bu açıdan okullardan kovmalıyız. Kitaplarını ve eserlerini engelleyin diyorlar. Onun etki ettiği alanı, nüfuz etmeye çalıştığı alana da müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fosil sergilerini durdurun diyorlar. Her yere de fosil sergileri açın. Her yere de fosil sergileri açın. Her yere de fosil sergileri açın. Faşist yöntemlerle bilimsel delilleri durdurmaya, engellemeye çalışıyorlar. Tıpkı Nazi döneminde Hitler taraftarlarının faşizm karşıtı kitapları yakmaları, antifaşist bilim adamlarını ve aydınları susturmaya çalışmaları gibi, Darwinistler de okullara sokmayarak, kitapları engelleyerek, fosil sergilerini durdurarak, evrimin yenilgiden kurtulacağını zannediyorlar. Fosil sergilerinde insanların bilimsel delillere doğrudan ulaşmaları ağırlarına gitmiş olacak ki, Darwinistler fosilleri herkes cebine koyup getiriyor diyorlar. Her yere de fosil sergileri açıyor. Onlara da bunları cebinizde nasıl gezdiriyorsunuz fosilleri falan diye sormanız gerektiğini düşünüyorum. Demek ki dağların, taşların, sahillerin fosillerle dolu olduğunu biliyorlar. Yer katmanlarının milyonlarca yıllık fosillerle kaplı olduğunu biliyorlar. Darwinistler artık 350 milyon fosilin çıktığı dağdan taştan da korkar hale gelmişler. Açıkça görülüyor ki Darwinistleri fosil korkusu sarmış, bilim korkusu sarmış, ya okullarda bilim anlatılırsa korkusu sarmış, ya fosil sergisi yapılırsa korkusu sarmış. Darwinistler korku içindeler çünkü bilimin Darwinizmi ortadan kaldırdığını gördüler. Bilimsel delillerin saklanamadığını, demagojiye artık hiç izin verilmeyeceğini, aldatmacıların mutlaka susturulacağını anladılar. Şimdi Darwinistler mağduruz propagandası yapıyorlar. Oysa yıllardır tüm dünyaya hakim olan Darwinist diktatörlüğün himayesi altındalar. Darwinist aldatmacayı, devletleri, basını, okulları, bilim adamlarını, profesörleri kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda bütün dünyada devletler Darwinizmi resmi devlet politikası olarak benimsemiş durumda. Tüm ülkelerde Darwinizm okullarda ve üniversitelerde okutulmak zorunda. Üniversite profesörlerinin tümü evrimi kabul etmek zorunda. En tanınmış ve etkili medya Darwinizm propagandası yapmak zorunda. Üniversitelerde biyoloji, paleontoloji, arkeoloji, moleküler biyoloji, antropoloji, genetik, tarih, mikrobiyoloji, zooloji gibi tüm bilim kürsüleri mutlaka evrim savunucusu olmak zorunda. Böyle bir ortamda mağduruz propagandası yapan tüm Darwinistler hali hazırda tüm dünyada evrim safsatasını diledikleri gibi anlatmakta, diledikleri demagojiyi diledikleri öğrenciye rahatça dayatmaktadırlar. Bir de üstüne devletten maaş almaktadırlar. Yıllarca sistemli olarak desteklenmektedirler. Dolayısıyla yenilgilerinin sebebi mağduriyetleri veya seslerinin az duyulması değil, bilimsel gerçeklerin dünyada ilk defa olarak Sayın Adnan Oktar tarafından dünyaya duyurulmuş olmasıdır. Evrim aldatmacasının tüm dünyaya gösterilmiş olmasıdır. Darwinizm anlı şanlı bir yenilgiyle çökmüştür. Darwinistlere geçmiş olsun.